Herkese merhabalar. Videonun başında gördüğünüz gibi bugün mini çok güzel pastalar hazırlayacağım. İlk önce kekini yapıyoruz. Bunun için 4 yumurta, 1 su bardağı toz şeker, mikserle kabarana kadar çırpalım. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra sıvı malzemeleri ekliyorum. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı da su, normal içme suyu kıvamında. Bunları bir karıştıralım. Kasenin içindeki bütün malzemeleri eledim. 2 yemek kaşığı dolusu kakao, 2 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya. Bardak ölçüsü 200 ml'de. Bunu da karıştıralım. Fırın tepsisinin üzerine pişirme kağıdı koydum. Şimdi hazırladığım kek karışımını dökeceğim. Mümkün olduğunca eşit bir şekilde tepsiye yayalım. Fırınımızı önceden 175 derecede ısıtalım. Alt üst ayarda pişireceğim. Kekimiz ince olduğu için kısa sürede pişecektir. Kürdan temiz çıkana kadar fırında tutuyoruz. Keki fırından çıkardıktan sonra soğumaya bıraktım. Benim pastalarda en sevdiğim kremalardan biri. Bu tarifte de onu yapacağım ama isterseniz sadece krem şantide de yapabilirsiniz. 2 poşet toz krem şanti. Yani bir kutu oluyor. Bir kutunun içerisinde 2 poşet var. İkisini de kullanıyoruz. Yarım su bardağı soğuk süt. 1 yemek kaşığı pudra şekeri. 1 küçük kutuda labne peyniri kullanacağım. Bu 180 gramlık, 180-200 gram ya da 2 yemek kaşığı dolusu koyabilirsiniz. Malzemeleri mikserle güzelce kabarana kadar çırpalım. Bu tarifi biraz farklı olarak yapacağım. Normalde muz dilimleri koyulup üzerinden krema geçiliyordu. Ama ben meyveleri kremaya karıştıracağım. Öncesinde isterseniz damla çikolata ya da parça çikolata ekleyebilirsiniz isteğe bağlı. Normalde çilek kullanacaktım bu tarifte. Dolapta çilek vardı ama onlar biraz bozulduğu için dondurucuda frambuaz vardı. Bir büyük kase frambuaz kullanıyorum ama çilekle de yapabilirsiniz, vişneyle yapabilirsiniz. Bunları kremaya karıştıracağım. Kremamız hazır, kekimiz de hazır. Kremayı dolaba koydum. Şimdi keki istediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Ben böyle küçük bir kesiciyle keseceğim. Daha da büyük yapabilirsiniz. Şekil vermeden önce kekin kıvamını da sizlere göstereyim. Yumuşacık oldular. Bunları zaten fırlayacağız kenarlarını. Kalan kekleri isterseniz elinizle ufalayabilirsiniz ama robottan çekildiği zaman hepsi aynı boyda oluyor ve daha ince oluyor. Kekleri de robottan geçirdim. Hepsi böyle un ufak oldu. Şimdi bunu kenara koyuyorum. Hazırladığımız kremayı keklerin üzerine koyacağız.
Bir kaşık yardımıyla bütün kremayı mümkün olduğunca böyle yuvarlak yapalım. Bu kenarları da sürdük. Çünkü keklerin oraya da yapışması gerekiyor. Şimdi dolapta biraz bunu dinlendireceğim. Daha sonra kek kırıntılarını bulacağız. Ufaladığım kekleri bir kabın içerisine boşaltıyorum. Pastaları da soğuması için dolaba koymuştum. Onları da kek kırıntılarının içine koyuyorum. Kırıntılardan üzerine dökelim. Her yerini kaplayalım. Böyle geniş bir kap kullandım çünkü ufalarken sağa sola çok fazla dökülüyor. O yüzden böyle küçük bir tepside yapıyorum. Önce her yerini buluyorum. Yapışan yapışıyor. Ondan sonra da artık elimle krema kısmına dokunabiliyorum kekler geldiği için. Daha sonra da boşluk olan yerleri böyle elimle bastırıp bir yamukluk varsa da yine elimle düzeltebiliyorum. Mini köstebek pastalar artık servise hazır. Bu büyüklükte yaparsanız 25 tane çıktı. Oldukça da bereketli bir tarif. Gerçekten çok güzel gözüküyorlar. Yapılışı da oldukça basit. İç kremasını biraz farklı olarak hazırladım. Herkesin denemesini tavsiye ederim. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Umarım bu güzel tarifi sizler de sevmişsinizdir. Yumuşacık hemen kesiliyor. Bugünlük de videomun sonuna geldim. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.